Sayın Divan, Sayın Raktaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Mehmet Soylu. 1977 Ankara doğumluyum. Yaklaşık 1986 yılında bu kulübün içine girdiğimde 9 yaşındaydım. Benim küçük bir eleştirim, daha doğrusu üzgünlüğüm, kol kırılır, yen içinde kalır. Yaklaşık 1,5 yıl önce, hatta 2 yıl önce Gençler Birliği Spor Kulübü'nün teknik direktörü Ümit Özat ile yaşadığım talihsiz olayda maalesef yönetim kurulunun sayfasında benim hakkımda yayınladığı yazıyı bugün üzülerek ve kırgınlığımı hala sesim titriyor. İletmek isterim. Ben bu kulübün altyapısında her aşamasında top oynadım. Bu kulübün formasını her aşamasında giydim. Bu kulübün altyapısında birçok emeğim var. Yani şu an kulübün kullandığı internet altyapısına kadar ben maddi olarak üstlenerek kulübüme hediye ettim. Tribünde olan tüm arkadaşlarım beni tanır. Belki 30 yılı aşkındır o tribünde hep yer aldım. Maalesef kulübün internet sayfasında yayınlanan bir yazıda yönetim kurulu imzasıyla o zamanlar denmişti ki Antalya'da yaşanan olay diye teknik direktörümüzün herhangi bir ilgisi yoktur. Bunlar taraftarımızı provokata etmek içindir dendi. Beni birçok basındaki arkadaşlar o zaman aradı. Konuşmayacağımı ilettim. Hatta şimdi yönetimde olacak Musa abi de buna şahittir. Kesinlikle konuşmayacağımı ilettim. Dediğim gibi kol kırılır, yen içinde kalır. Bugün bu kırgınlığımı sevgili yönetim kuruluna, sayın başkanım, sizlere iletmek istiyorum. Ben Gençler Birliği, İlhan amcamın kapısına 4-5 kere hep iyilikle gittim. Kulübün çıkarları doğrultusunda hareket ettim. Hatta kulübün fiber altyapısına internete geçmesi için Fuat Çapa dönemiydi yanılmıyorsam, Cem Oruk o zaman vardı. Cem dedi, Mehmet'le ilgilen, buna bir an evvel hızlandıralım, harekete geçirelim dedi. Ben hiçbir maddi beklenti olmadan İlhan amcanın da verdiği yetkiyle A'dan Z'ye bunu yaptım, bıraktım. Hatta kulübün geçen yılki stat probleminde bunu dert edindim. Liglerin açılmasına iki hafta kala ATO başkanımı da yanına alarak, ben aynı zamanda ticaret odasında meclis üyesiyim. O dönem ATO başkanımı da yanıma alarak spor bakanımın kapısını çaldık. Yetmedi, Osman Gökçek yanıma alarak Melih Gökçek'in kapısını çaldım, stat problemini anlattım. Ama maalesef kulüpten hiçbir yetkiliden bunun hakkında da bir teşekkür gelmedi. Gerçekten kırgınlıklarım var, üzgünlüklerim var. Ama bir kere keşke beni de dinleseydiniz. Yaşananlar hakkında bir yorum alsaydınız. Bana destek veren o gün istifa eden divan kurulundaki değerli büyüklerime, tribünde beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok değerli renktaşlarıma çok çok teşekkür ederim. En azından o günkü acımı aldılar. Gündem maddesiyle ilgili gelince de çok özür dilerim. Gündem maddesi dışında konuşmuş gibi oldu Hasan amca. Gündem maddesine gelince de inşallah takımımız daha iyi günlere gelmesi için hepimiz birlikte olalım, hepimiz emek harcayalım. Geçmişteki yanlışlardan ders çıkartalım. Evet, çok büyük yanlışlar yaşadık ve bu yanlışların yüzünden de maalesef bir alt lige düştük. Bu yıl şanslıydık, borcu olmayan bir takımdık. Kaynaklarımızı belki tükettik, belki eksiğe girdik. Bir üst lige çıktık. Tabii şu an kadroda da çok büyük oranda revizyon gerekiyor. Altyapıdan çıkacak gençlere ben Hacettepe'de baktığımda ya da altyapıda baktığımda şu an üst yapıda oynayacak çok bir isim göremediğim için gerçekten herhalde bir 10-12 tane transfer gerekiyor. Bu transferler yapılırken de daha önce bizlere gelmiş olan işte Veli Konya gibi, Ovusu gibi, Enes Uzun gibi, Ring gibi, Anıl Karar gibi, Agon Mehmedi, böyle saydıkça Badi, Erdican Şehit, Mehmet Taş, Noyan, Ranti, Diallo, Elek Diallo gibi. Yani bu topçular gibi adam almayalım. Gençler Birliği hepimizin. Ne olursunuz bu kulübü yaşatalım. Ne olursunuz. Ben tribündeki arkadaşlarım yani bu kulübü el ele ne olursunuz yaşatalım. Bu arma yok olmasın. Teşekkür ediyorum hepinize.
arkadaşımıza teşekkür ediyorum konuşmalar için. Halit Bekman, Sayın Halit Bekman. Mehmet Soylu kardeşimin söylediği bir husus var. Bir deplasman esnasında uçakta yaşanan, o günkü bizim teknik heyetimizde bir tatsız bir şey var. Ben çok net bir şey söylüyorum Mehmet. Çok fazla bir samimiyetimiz yok. Bir defa, iki defa merhabalaştık. Telefonla daha görüştüğümüzü ben hatırlamıyorum. Biz o gün için yanlış bilgilendirildik. Bize verilen bilgiler yanlıştı. O gün için cevap veremedik. Sonradan biz bunu, işin aslını öğrendik. Sizin sanıyorum bir de oğlunuz vardı olayda. En ufak bir dahlinizin olmadığını öğrendik. Sizin zerre kadar suçunuz, günahınız olmadığını başta ben dahil hepimiz biliyorum. Delegelerin, genel kurulun, herkesin huzurunda ben ve yönetim adına sizden özür diliyorum. Teşekkür ederim. Maalesef hata insanlara ait. Önemli olan tek bir şey var, hile yapmamak. Bir de biz düşünün ki, benim de bu kulüpte 14-15 yılım geçmiş. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama eğer binlerce iş üretiyorsak, bizim hata yapma lüksümüz herkesten fazla. Konuşanların hiçbirine ben bir şey söylemiyorum. Onur Bey'in de söylediklerine hak veriyorum. Hepsine hak veriyorum. Ama şundan emin olun. Biz bir bütün olmalıyız. Biz bir bütün olmalıyız. Eleştirilerimizi yapalım. Mesela Erdem arkadaşım da, ben isterim ki burada gündeme getirdiği belki 5-10 dakikalık bir konuşmaydı. Ben onunla saatlerce konuşayım. Onun baktığı tarafı da biliyorum ama ben başka bir pencereden bakıyorum. Ya da benim baktığım ufuk birazcık daha geniş. Sebebi de şu, ben kulübün içindeyim. Bilmedikleri varsa ben anlatayım. Benim bilmediklerim varsa ondan faydalanayım. Bunların hepsinde açık olmalıyız, şeffaf olmalıyız.